kurulumu yaptım. İki tane beyaz kartonum var. İki beyaz kartonun üzerine iki tane led ışık yapıştırdım. Bu ledler, her elektrikçide bulunan ledler. Ürün fotoğrafı çekeceğiz. Birinci kartonun üzerinde çekim yapacağım. İkinciyi kullanmayacağım. Belki kaldırabilirim. Şu anda ona ihtiyacım yok. Işıkları da bir açayım. Birinci kademi. Bu da ikinci kademi. İkinci kartonu çıkardım. Şurada birkaç tane ürünümüz var. Şu kutuda bir tane ürünümüz var. Bunun için de fotoğraf çekimi yapacağız. Eleme ile kurduk. İşte tripoduma bir tane telefon tutacağı taktım. Bakarız. Belki green screen de deneriz. Yeşil karton aldım Cortez-S'de. Belki kartonla deneriz. Şimdilik fotoğraf çekeceğiz. Video çekeceğiz. Mini stüdyomuz hazır. Burada da zaten çektiklerimize bakacağız. Bilgisayarımız açıkta bekliyor bakalım. Bilgisayardan Photoshop'u açmıştım zaten. Çektiklerimizi direkt buradan devam ederiz. Şimdi zemini bir kontrol edelim. Çünkü Photoshop'a iş bırakmayalım. Zemin ne kadar temiz olursa, daha şöyle kalsın burada. Zemin ne kadar temiz olursa o kadar az düzeltiriz. Güzel. Şurada küçük bir ürünüm var benim. Ebat olarak çok küçük. Yani bir serçe parmağımın ucu kadar, yarısı kadar bir şey. Mesela bunu buraya koyduk. İlk önce telefonu yaklaştırdığımızda kontrol ediyoruz. Bizim için problem olan ne var? Mesela zemin, kirli. Bunun temizliğini iyice yapacağız. Benim kartonum biraz eski olduğu için kirli durabilir. Yeni kartonlarda bu sorunu yaşamayacaksınız. Öncelikle nesnenin konumlandırmasını yapacağız. Kameradan taraf biraz karanlık kaldı. Işık üstten geldiği için biraz daha geri alacağım ve daha aydınlık olduğunu göreceksiniz. Şu anda otomatik modda video çekiyorum. O yüzden kendisi karartıyor. Fotoğraf çekerken de bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra biraz daha aydınlatıyoruz. Bu şekilde fotoğrafı da videoyu da çekebiliriz. Bir deneme yapalım bakalım. Telefonun kamerasını otomatik modda. Yeterliyse direkt fotoğrafı çekebiliriz. Yetmezse telefonu ters tutup daha yaklaşabiliriz. İlk tıkladığımızda istediğimiz aydınlığı vermeyebilir. Bir kere tıklayıp biraz daha aydınlatırsak bakalım çekmiş olduğumuz fotoğraf. Şu anda tertemiz. Aynı işlemi biz videoda da yapabiliriz. Yatay ya da dikey olarak kendimiz belirleyebiliriz. Küçük model arabalara jant bastırdım. Bu jantların fotoğrafını çekeyim. Ebat olarak yine çok küçük. Unutmamamız gereken konu, aydınlatmamız üstten olduğu için nesnemizin konumu
Çok önemli. Daha yukarıdan çektiğim zaman sorunsuz fotoğrafını çekebileceğim. Güzel. Aynaları var. Şimdi parlayan bir ürün olduğu zaman ışığımız üstten geliyor. Biz üstten çekersek çok fazla parlama, yansıma göreceğiz. Bu bizim hiçbir işimize yaramayacak. O yüzden daha açılı duracağız. Parlama azalacak. Sonrasında bizim fonumuzun ya da ürünlerimizin konumunu değiştirdikçe daha doğru ışığa ulaşacağız. Doğrudan gelen, direkt gelen ışık her zaman sert olur. Daha fazla yansıma yapar. Yansımayı almak ve daha yumuşak ışık almak için size bir video paylaştım. Zaten kanalımda var. Şimdi de ben yumuşatmak için softbox kullanacağım. Soft bir kumaşımız var. Evinizde bu yoksa bir peçete yardımıyla ışıkların üzerine yapıştırarak bunu sağlayabilirsiniz. Bu şekilde tutturdum. Artık daha yumuşak bir ışığa sahibim. Burada da çekimimi yapabilirim. Şimdi birkaç tane fotoğraf çekeceğim. Tamamen otomatik moddayım. Doğru açımı buldum. Fotoğraflarımı çekiyorum. Şimdi kırtasiyeden yeşil bir karton aldım. Bakalım Greenbox denemesi yapacağım. Aynı kartonumun üzerine yerleştirdim. Bir video çekip bir bakacağım. Eğer mobilden yapacağız yapacağım. Yoksa bilgisayar üzerinden devam. Bakalım nasıl olacak. Neler yaptık? Beyaz bir karton üzerinde ürün fotoğrafı çektik. Şimdi bilgisayarımızı aktaracağız. Bakalım. Bir önceki videomu izlememiş olanlar varsa burada detaylı anlatım mevcut. Telefonu bir bağlayalım. Güzel. Videolarımız açılıyor. Bir kontrol edeceğiz. İsteyen bilgisayardan, isteyen mobilden yeşil arka plan silmeyi denesin. Bakalım neler oluyor. Şimdi fotoğraflara da bir bakalım. Güzel. Bunları da ekrana koyup bakarız. Biraz önce çekmiş olduğumuz videoyu bilgisayarda açtım. Bunun denemesini göstereceğim. Kırtasiyeden karton aldık. Elektrikçiden aldığımız LED ışık ile bir video çektik. Videomuzu
cep telefonuyla çektik hatırlarsanız. Bir efekt denemesi yapacağım şimdi. Bakalım olacak mı? Efektimi attım. Şuradan renk seçmeye tıkladım. Bu green'den renk alacağım şimdi. Evet, şimdi yeşili sildik. Videomuzun altına rastgele bir görsel alalım. Şuraya ben koymuştum. Bakın bu telefondan çektiğim fotoğrafı videomun altına koydum. Burada. Ve oldu. Buradaki video. Bakın. Bunu da oynatırsak gayet doldu. Yani evde düşük bütçeyle Greenbox yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız.